yasaklı zincirle aktarmaların yapıldığı 150 ve 130 serisi dediğimiz çapa makinalarımız var. Bunlar daha amatör kullanımlar için, ufak bahçeler için. Ama kullanımı, yani amatör diyoruz ama profesyonel kullanımda da kullanılabiliyor. Yani bu bizim Avrupa'ya çok sattığımız bir makina. İsterseniz burada Samsun bayimiz sizlerle de tanışalım ve sizlerin de düşüncelerini alalım istiyorum. İlk önce sizi tanıyalım. Merhabalar, ben Cevdet Eroğlu. Biz zaten Samsun'uz, buranın yerlisiyiz. İstanbul kökenli bir firmayız. Samsun flash çapanın da ana bayisiyiz, bölge bayisiyiz. Biz fuardan çok memnunuz. Az önce İshak Bey de anlattı, ifade etti. Çok da iddialıyız. İnşallah her şey güzel olacak. Çok teşekkür ediyoruz size de. Çok sağ olun. İsterseniz şu arkamda gördüğünüz şeyi de göstereyim hemen size. Karadeniz'de en çok kullanılan şeylerden biri yük taşımada kullanılıyor. İnsan taşınıyor. Bütün ihtiyaçlarını bu tarz şeylerle görülebiliyor. Zaten böyle üstünü kapatılıyor. Son dönemde zaten bunlarla çok yenilik de yaptılar. Üstünü kapattılar artık. Şeyleri römork arkada kaldırılabilir şekilde kullanılabilir. Her alanda kullanılıyor, tercih ediliyor. Bu standdaydık. Cemrem standındaydık. Cemrem makineleri standındaydık. Stand stand gezmeye devam ediyoruz. Tarım fuarında stand stand gezmelerimize devam ediyoruz. Şimdi o kadar güzel bir standdayız ki öğrencilerimiz var ve çok güzel bir kahve hazırlamış. 15 öğrencinin hazırlamış olduğu bir kahveden bahsedeceğiz ama bunu ben değil de arkadaşlarımız isterseniz sizlere anlatsın istiyorum. İlk önce sizi tanıyalım. Fatih Avcı ben. 19 Mayıs Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik 4. sınıf öğrencisiyim. Yani son sınıf öğrencisiyim. Halk tabiriyle diyetisyenim artık. Diyetisyen oldun mu artık yani? Bu sene son. Son yani bu sene bütün hastanelerde staj yapıyoruz rotasyon halinde. Sonra Haziran gibi inşallah diplomayı alacağız. İnşallah. Seni tanıyalım. Ben İrem Yazıcı. Daha liseden yeni mezun oldum. Samsun UMI Üniversitesi'nde lojistik kazandım. Ben de bu işe atıldım Fatih Avcı sayesinde. Çok güzel. O zaman ilk önce bu standdan biraz bahsedecek olursak neler söyleyeceğiz? Ve bu ilk önce bu 15 öğrencinin hazırlamış olduğu bir kahveden bahsedelim. Evet. Öncelikle bu yöresel bir kahve. Samsun'un eski ismi Amisos adıyla markamızı kurduk. İçinde 7 tane karışım koyduk. Bize soranlar olursa 10 tane diyoruz ama gerçekte içinde 7 tane madde var. Keçi boynuzu, menengüç, kakule, Yemen kahvesi, salep ve çikolata. Hepsini karıştırdık, yetmedi. Geriye kalan 3'ü de aşkımız, sevgimiz, muhabbetimizi koyduk. Samsunluların yanına öyle geldik. Peki, rağbet nasıl? Beğenildi mi? Evet, yani şimdi içinde şeker yok. Keçi boynuzundan dolayı tatlı. İçinde süt yok. Salepten dolayı süt tadını verdiği için... Hem yumuşak bir kahve hem de yorgunluk, hazımsızlık enerjiye çok çok iyi geliyor. Hani yemekten sonra içen hazımsızlık ihtiyacı için, sabah uyandığında içen o günün bir enerjik geçtiğini söyleyen çok olumlu tepkiler alıyoruz. Ne güzel. Peki sen neler söylemek istersin? Ben de Fatih Avcı'ya katılıyorum. Satışlarımız burada çok iyi gidiyor. İnşallah büyümeyi arzuluyoruz. Öğrencilerimize destek olmak isteyenler buyursunlar tarım fuarına gelsinler. Teşekkür ederim. Peki bunu nereden alabiliriz? Tarım fuarı bitti. Sonrasında evet. Nasıl ulaşacaklar size? Yeşilyurt AVM'de attar var. İnternet sitemiz var. Amisos Kahve Instagram sayfamız var. Alo dediklerinde bir paket için bile her yere gidiyoruz. Ücretsiz kapıda ödemeyle götürüyoruz. Kendimiz teslim ediyoruz ve geliyoruz. İl dışı için de 4 pakette ücretsiz kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Çok güzel bir şey yapmamışlar mı ya? Helal olsun öğrencilere diyelim. Evet, ve 15 tane üniversite öğrencisi. Hani fabrikanın sahibi 15 tane üniversite öğrencisi. Bir tanemiz mezun oldu. O da yüksek lisansa tekrar başladı. Yine üniversite öğrencisi. Hani şey bozulmadı. Hepsi üniversite öğrencisi. Ne güzel. Ama sadece onun yanında sadece öğrencilerimiz hazırladı değil de başka kahvelerimiz de var. Bunlardan da bahsedebilir miyiz? Hemen. İşte bu kahve bizi bu kahve serüvenine sürükledi. Bu merengüç kahvesi derler. Adıyaman kahvesidir. Antep fıstığının yabanisidir. Biz bunu alır pazarlarda satardık. Hani o günün yevmiyesiyle 50 TL 60 TL para kazandığımızda o çok şükür der geçerdik. Sonra dedik ki ya ben diyetisyenim. Sen gıda mühendisisin. Sen ziraatçısın. O arkadaş ziraatçı mesela. Dedik ki bunu daha iyisini yapabiliriz yani. Peki ne yapalım? Şeker yerine ne koyalım? Keçi boynuzu koyalım. Tatlı ve şifalı. Ve glukoz yok. Sıfır glukozlu. Evet dedik koyduk. Sonra denedik güzel oldu. Ya dedik bir de bunu tatlandıralım. Neyle tatlandıralım? Çikolatayla. Böyle 15 tane zeka, 15 tane beyin birleşerek şu 7 karışımlıyı elde etti. Şimdi yeni üretimimiz de var. Karadeniz dedim aklınıza ne geliyor? Fındık mı geliyor? Evet. 8. 8 karışımlı fındıklı Osmanlı kahvesi. Vay, bir de fındıklı. Aynen.
Antalya Ticaret Sanayi Odası Yörekse götürecek. 24-28 Ekim Antalya'dayız. Orada tanıtacağımız ve satacağımız kahve fındıklı Osmanlı kahvesi. Buradan da Salih Zeki Murizoğlu'na çok 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 hem minnet ve teşekkürlerimizi iletmek istiyorum. Biz de buradan çok teşekkür ediyoruz ama öğrencilerimiz ne güzel şeyler başarmışlar ya. Tebrik ediyorum size tekrar, çok teşekkür ediyoruz. Ve son olarak fuardan memnun kaldık mı? Yani tepkiler nasıldı size? Evet, zaten TÜYAP Samsun artık bir fuar kenti. Yılda 6-7 tane fuar yapmaya başladılar. Tüm fuarlarda da biz olduğumuz için o kadar çok insan geliyor ki hani bu büyük büyük bir başarı. Buradan da TÜYAP'ı tebrik ediyorum. Peki son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı diyelim? Samsun halkını seviyoruz. Amisos kahveyi takip etmeyi ve dualarınızı esirgemeyin. Desteklerinizi bekleyelim diyelim. Şöyle evet, gösterelim. Ya 15 öğrencinin hazırlamış olduğu kahveyi hepinizi almanızı istiyoruz o zaman. Öğrenciler yaptı yani, en değerlisi bu. Çok güzel. Başka bir şey söylemek istiyor musun? Teşekkür ederiz. Samsun'u seviyoruz. Biz de teşekkür ederiz ama şöyle hemen şuradan ikram da ediliyor. Onu da göstereceğiz. Biz de alabilir miyiz? Bir tadına bakalım hemen. Çok güzel kahveler ikram ediliyor. Beğeniyorsanız alıyorsunuz. Ücretsiz bir şekilde ikramımız var. Hemen biz de şöyle tadına bakalım. Normalde ben kahveyi hiç sevmem, hiç içemem ama tadı çok güzel. Bence denemelisiniz. Sizi de tarım fuarına bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Şimdi ise gençler Hırdavat'tayız. Fahri Bey yanımda ve fuar hakkında düşüncelerinizi alacağım ama ilk önce sizi tanıyabilir miyim? Ben Fahri Gençler. Gençler Hırdavat olarak Adana'da iş yerimiz. İspanya ve İtalya'dan mameler ithal ediyoruz ve tüm Türkiye'ye dağıtıyoruz. Peki bu sene dördüncüsü düzenleniyor ve beklentilerinizi karşıladı mı? Nasıl geçiyor fuar? Daha ilk defa geldik Samsun'a, ilk defa katıldık. İki gün biraz beklentimizi bulamadık ama cumartesi pazar için bayağı iyi olacak diyorlar. Diyorlar. İnşallah iyi olur, her zaman katılırız. Hafta sonu biraz daha yoğunluk artacağı için. Peki, bekliyoruz zaten. İnşallah. Peki faaliyet alanlarınızdan biraz bahsedelim. Neler yapılıyoruz? Gençler Hırdavat nedir? Tabii Gençler Hırdavat makine, tarım ve yedek parçalarını, traktörün arkasına takılan makinelerin aksamlarını, tarlada içinde çalışan aksamlarını İtalya ve İspanya'dan ithal ediyoruz. Mamullerimiz burada zaten, iyi kötü. Bunları satmaya çalışıyoruz çiftçiye. Bunları elimizden geldiği kadar sunuyoruz. Peki burada arabalar da görüyorum. Evet. Bunlar sizin üretiminiz olan mı? Yok, arabayla bizim işimiz yok. Hı-hı. Ama bizim işimiz tabii traktörün arkasına bağlantı elemanları olduğu için. Hı-hı. Peki buradaki ürünlerden biraz bahsedelim, onları tanıtalım isterseniz izleyicilerimize. Tabii bunlar genelde bizim resimlerde de görüldüğü gibi makinelerimizin resimleri var. Hı-hı. Rotavator, Aysan makinesi, Goble makinesi. Bunlar tarlada traktörün arkasına bağlanan ve traktörün hareketiyle tarlayı süren ekipmanların yedek parçaları. Bunlar hepsi sizin. Mamullerimiz bunlar. İşte İtalya, İspanya'dan ithal edip çiftçimize sunuyoruz. Peki Adana'da ikamet ediyordunuz. Evet, doğru. Peki oradaki yaptığınız çalışmalar, oradaki iş yerinizden biraz bahseder misiniz? Başka yerde var mı? Yerim? Yok, biz genelde Bursa, Konya, İzmir fuarlarına katılıyoruz. Bu bazen, sene bura. Tabi bu sene bura. Önümüzdeki hafta Bursa'dayız. Ondan sonra Konya var kışın ve yurt dışına da gidiyoruz devamlı mamul getirmek için. Peki çok güzel fuar ve neler söylemek isteriz son olarak fuar hakkında olsun, yaptığınız çalışmalarla ilgili olsun, neler söylemek isteriz? Ya fuarlara bence gerçekten buraya katılan insanların ve firmaların daha iyi kendilerini büyütebilmeleri için en iyisi ihracat. İhracat iyi para, ekonomimize iyi gelir getirir. Peki bu krizden siz de etkilendiniz mi? Nasıl? Sizdeki... At binenin kılıç kuşanımın diyelim. Yani biraz kendine dikkat eden bu krizden atlatır bence. Yani. Peki önerileriniz var mı? Sizi izleyenlere şimdi neler söylemek istersiniz? Sizleri fuara bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz o zaman. Çok sağ olun. Sonraki standdayız. Arı gibi konduk şimdi. Çok güzel bir standa. Arılar bal yapmış. Ve biz de çok güzel bir amcamızın yanındayız. Sizi tanıyalım. Hüseyin İsperli, emekli ziraat teknikeri, arıcılık uzmanı, Arı Bey Arıcılık firmasının sahibiyim. Peki, çok güzel bir standa sahibiyiz. Bu sene 4. tarım fuarındayız. Neler söylemek istiyoruz? Fuardan memnun kaldık mı bu sene? Evet, fuarından memnun kaldım. Bu sene vatandaşın ilgisi daha fazla. Daha önce 2 sene daha gelmiştim ben ama bu seneki daha farklı. Seneye de daha da güzel olacak inşallah. Tabii burada insanlar hem ihtiyaçlarını görüyor hem de
insanların ufkunu geliştirmiş oluyoruz. Bu arada bizim de ufkumuz açılıyor. Daha yeni çalışmaları düşünmeye başladık. Hatta şu anda Türkiye'de kalitesi, ihracat kalitesinde bal paketlenmeye başladı. Onu Türkiye'de ilk olarak da biz gerçekleştirmiş olduk. Bu fuardan sonra da yine arı ürünleriyle tedavi edilen apiterapi ve api ayır konusunda bir çalışmamız olacak. Bu api ayır da kovanlardaki havayı astım ve bronşit hastalarına solun yaptırıyoruz. Hı hı. Onlardan şifa buluyorlar. O tesisi de biz Bafra'da kurmayı düşünüyorum. Onu da tattıralım. Hemen. Ama kestane balını özellikle çok az hani hastalıklarda mı? Evet. Çok bir antioksidan özellikleri var. Yani mikrop öldürücü ve hastalıklara karşı daha iyi gelecek bir bal, kestane balımız. O zaman şunu da hemen tadalım ve son olarak şöyle hemen. Mükemmel. Evet. Peki size nasıl ulaşabilirler izleyenlerimiz? Bu baldan ben de almak istiyorum. Tamam. Firma olarak Bafra'da ikamet ediyoruz. Bafra'da iki tane satış şubemiz var. Oradan da ulaşabilirler veya da biz internet balbakkali.com'a girerseler orada ürünlerimizi görür hem de sipariş verebilirler. Kargoyla Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz. Gönderiyor muyuz? Evet tabii. Ne kadar güzel. PTT'de anlaşma var indirimli fiyatla. Hatta kargo ücreti bize ait. Türkiye'nin her tarafına gönderebiliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Siz de duyduğunuz Türkiye'nin her tarafına kargo ücreti sizlere dahil. Türkiye'nin her yerine ballarımız gidiyor. Siz de tercih edebilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Sonraki standta görüşmek üzere. Dördüncü tarım fuarındayız. Yine standları geziyoruz. Bugün de oldukça yoğun bir fuar görüyoruz. Yanımda Ayşenur Hanım var. Bu seneki fuarı nasıl buluyorsunuz? İlk önce sizi tanıyalım ve sonrasında fuar hakkında düşüncelerinizi alalım istiyorum. Sizi tanıyalım. Merhabalar. Ayşenur Yağcı ben. Bakır Fide Üretim Tesisi'nin üretim müdürüyüm. Ziraat mühendisiyim. Fuar bence çok güzel geçiyor. Çok verimli olduğunu düşünüyorum. Bu seneki fuarın daha verimli olduğunu düşünüyorum. Gayet canlı. İnsan popülasyonu yüksek. Bu şekilde. Peki siz sanattan biraz bahsedecek olursak neler yapıyoruz? Hangi çalışmalar yapılıyor burada? Neler yapılıyor? Ürünlerden kısaca bahsetmek istersek neler? Tabii. Biz fide üretim tesisiyiz. Biz tohumları alıyoruz. Ekim makinamızda ekiyoruz ve fidelerimizi üretmeye başlıyoruz. Genellikle yeşil aksamlı bitkiler var bizde. Üreticinin isteğine göre bu değişiyor tabii ki. Hangi bitkiyi, hangi çeşidi istiyorlarsa biz onları temin ediyoruz tohumlarını ve üretimimizi gerçekleştiriyoruz. Peki ürünlere biraz bakalım isterseniz bunların oluşum aşamasından başlamadan nereden başlıyoruz? Yani şuradan başlayalım isterseniz standı gezelim. Bir marulun yetişme süresinden biraz bahsedelim. Evet. Hem izleyicilerimiz de görsün, onlar da bilgilensin. Lahana değil mi evet, bunlar? Lahanalar evet, da var. Lahanalar. Evet. Marullarımızın yetişme süresi 20-25 gün aralığında değişiyor. Bu iklim özelliklerine ve marulun çeşitliliğine göre değişiklik gösteriyor. Bu şekilde lahanalar yine aynı çünkü onlar da yeşil aksamlı bitkiler. Bunlar Akdeniz marullarımız, yazlık marul. O biraz önce gösterdiklerim kışlıktı. Aynı şekilde bunları siz bu şekilde mi satıyorsunuz? Evet, evet biz fide şeklinde, fide haline getiriyoruz. Yaprak sayılarını sayıyoruz. Yaprakları tamsa ve kök yapısı kuvvetli olmuşsa bu şekilde üreticiye veriyoruz. Sunuyorsunuz. Evet. Ve sonrasında yine burada bunlar nedir? Bunlar hıyarlarımız. Hatta şey var mı? Evet. Evet. Bu şekilde. Hıyarlarımız. Evet. Bu şekilde. Bunların yine büyüme oranları aynı sürede mi? Yani yok. Bunlar değişiklik gösteriyor. Yani domateslerde 40-45 günü buluyor. Hıyarlarda yine aynı şekilde. Çeşitliliğe göre farklı. Peki bu seneki verim nasıl? Memnun muyuz? Karşılığını alabildik mi? Şöyle biraz. Yani üretici bunun karşılığını alabildim diyorsunuz. Evet ama bu dolar fiyatları yükseliş, iniş, çıkış biliyorsunuz enflasyon. Ama yine de her şeye rağmen gayet verimli. Güzel. Evet güzel gidiyor. Nagihan Köyünüzde programı bu hafta TÜYAP Samsun 4. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'ndaydı. Çok güzel bir fuar gerçekleştirdik. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bütün standtakilere, bizi ilgilenenlere, bize gösterdiği sevgiden saygıdan dolayı. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.